Evet, herkese merhaba. Şimdi çok uzun bir zamandır video niye paylaşmadım? Şöyle kısa bir açıklama yapayım sizlere. Böyle bir kısa bir bilgilendirme videosu olsun istedim. Şöyle söyleyeceğim arkadaşlar, ben annemi kaybettim. Bir videomda bahsetmiştim zaten, annem kanser hastası, işte ameliyat oldu, bir yıldır tedavi görüyor diye. Böyle bir videomun içerisinde anneme gittiğim dönemlerde çekmiş olduğum bir videoyu paylaşmak istemiştim. Paylaştım. Birçok takipçim onu biliyor. Sağ olsunlar, o videoma da çok güzel, hani geçmiş olsun mesajları bıraktınız bana. Ama maalesef ki ben annemi kaybettim. Onu buradan kısacık da olsa sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu dönemimde bana taziyelerde bulunan, başsağlığı dileklerini ileten, arayan, mesaj atan çok 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 sayıda insan var. Birçoğuna dönmeye çalıştım, birçoğuna dönemedim. Yani zor bir dönemdi benim için. Zor bir süreçti. Vefat olayı zaten çok çok zordu. Çünkü ben bizzat annemin yanındaydım o anlarında. Tüm anına şahitlik ettim. Annem benim hani ellerimin arasında vefat etti arkadaşlar. Son suyunu benden istedi. Yani şimdi konuşurken hep gözümün önüne geliyor. Gerçekten çok zor. Ne kadar oldu? 3 hafta, 4 hafta mı oldu? 3 hafta oldu annemi kaybedeli. İnanın ki çok samimi söylüyorum. Daha yeni yeni hani kendimi toparlamaya çalışıyorum. Yani gerçekten o anlara şahitlik etmek yani çok zormuş. O kadar zormuş ki. Ama yapacak bir şey yok. Takdir-i ilahi. Allah'ın dediği olur her zaman için. Elimden geleni yaptım ama bir yere kadarsınız neticede. Yani o son anlar gerçekten çok çok zor. Yani hani Allah daha beterinden saklasın diyeceğim. Yani bu süreçte bana gerçekten destek olan, yanımda olan tüm sevdiklerime buradan bir kez daha bir teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olsunlar, var olsunlar, beni bir an olsun yalnız bırakmadılar. İnsan çünkü gerçekten o anlarda ihtiyaç hissediyormuş. Yanında birilerinin olmasına ihtiyaç hissediyormuş. Çok sağ olsunlar. Başta eşim, oğlum olmak üzere. Özellikle Ayşenur, üst katımda oturan Ayşenur'a çok çok destek oldu bana. Yani bana kardeş olmuş. Onu çok net bir şekilde hissettim. Ayşenur'a çok teşekkür ederim. Yani o kadar çok teşekkür edeceğim insan var ki aslında, ama şu anda tabii ki de aklıma da gelmiyor. Yani herkese canı gönülden çok teşekkür ederim. Ben tabii evimdeyim artık. Evime de taziyelerde bulunmaya gelen arkadaşlarım oluyor. Yani atlatacağım. Evet, hayat elbette ki yaşayanlar için devam ediyor ama insanın annesini kaybetmesi, hele hele yanında son nefesinde bulunması çok kolay böyle atlatılacak bir durum değil. Çünkü tüm o anı şahitlik etmek, o son çırpınışlar, yani elimden geleni yapmaya çalışıyorum ama bir işe yaramaması çok insanı yıpratan nokta. Yani öyle, en azından diyorum ki çok çekmemiş oldu annem. Son dönemlerinde çünkü epey ağırlaşmıştı.
Yani iyi gidiyor gibiydi. Hani biz öyle kendimize söylüyorduk. İyi gidiyor, iyi olacak diyorduk hep. Ama dediğim gibi Allah'ın dediği oluyor. Böyle arkadaşlar, yani böyle bir dönemden geçtim. Diyorum ki yani herkesin öyle bir günü olacak. Yani hepimizin öyle bir günü var. Ben annemde bunu yaşadım. Zormuş ya arkadaşlar. Gerçekten çok zormuş. Bilmiyorum ki yani ne diyeceğimi de bilemiyorum. Ama sadece böyle paylaşmak istedim sizlerle. Neden paylaşım yapmadığımı. Tabii ki de yine normal rutinimize bir şekilde döneceğiz. Ben de döneceğim. Kardeşlerim de aynı şekilde. Yani hayat dediğimiz gibi bir şekilde devam edecek herkes için. Hepimizin sonuçta ailesi var. Böyle yani. Bunu paylaşmak istedim sizlerle. Nedenini anlatmak istedim. Annem Hakk'ın rahmetine kavuştu. Son oradayken aslında birkaç böyle videolar çekmiştim. Onları paylaşacaktım. Anneme de gösterecektim öyle. İzletiyordum ona videolarımı. Ama kısmet olmadı. Bilmiyorum, belki hani bir şekilde burada paylaşırım. Böyle tekrardan onları, bilmiyorum hani paylaşır mıyım paylaşmaz mıyım, ama öyle yani sizlerden şu durumumu anlatmak istedim arkadaşlar. Tekrar herkese, bu anlarımda bana destek olan, arayan, sorayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Bu sosyal medya ortamında beni işte takip eden değerli takipçi arkadaşlara, yani insan birbirini hiç tanımadan bile böyle gönül köprüsü kurabiliyormuş. Bunu bizzat bu şekilde yaşadım. Çok samimi, çok içten mesajlarınız oldu. Görebildiklerim, okuyabildiklerim oldu. Birçoğunuza dediğim gibi dönemedim ama bundan sonra yavaş yavaş döneceğim. Tekrar herkese çok çok teşekkür ediyorum. Destek olduğunuz için. Daha sonra görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.